Şehit Halil İbrahim Şık henüz 28 yaşındaydı. Sözleşmeler olarak Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesinde görevini yaparken hain saldırıyla şehitlik mertebesine ulaştı. Geride ise 5 aylık kızını ve gözü yaşlı ailesini bıraktı. Şehit Şık'ın cenazesine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. Bakan Elvan, dedesinin kucağında oturan şehidin kızını severek gözü yaşlı babanın acısına ortak oldu. Bizden bir şey istiyor. Karşı son görevimizi ifa edeceğiz. Amin. Evet, şehidimize öncelikli olarak Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm ailesine, yakınlarına, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin babası bana şunu söyledi. Ben dedi Kürdüm dedi. Benim oğlum Kürt dedi. Ama bu vatan için, bu millet için, bu ay yıldızlı bayrak için her türlü mücadeleyi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Mersin İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun dualar eşliğinde şehidin cenaze namazını kıldırdı. Bugün Anamur Kıbrıs Camii önünde Hakkari'de şehitlik şerbetini içen İbrahim Şık kardeşimizin cenaze namazını kıldırmak, ona karşı son görevimizi ifa etmek, burada toplanmış bulunuyoruz. Görünmeyen güçler vardı Çanakkale'de, Bedir'de, Kıbrıs'ta. Şehidin acılı eşi ve ailesi ise sağlık görevlilerinin ve askeri personellerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere aile mezarlığına götürüldü. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe.